Gençler merhaba. Dördüncü ayete denemesiyle beraberiz. Vakit kaybetmeyelim hemen başlayalım. Şekildeki asansör A büyüklüğündeki ivme ile yukarı doğru yavaşlarken, bu önemli bizim için, tabanında bulunan M kütleli bir sandığın ağırlığı G kadar, tabana uyguladığı kuvvet P kadar, tabanın sandığa uyguladığı normal kuvvet de nedir? Sonra da 3 tane kuvvet verilmiş. Bunların tanımları çok önemli. G sandığın ağırlığı, N tabandan cisme etki eden normal kuvvet, P de tabana uygulanan kuvvet. Sandık tarafından tabana uygulanan kuvvet. A ivmesi yerçekimi ivmesinden küçük olduğuna göre bu kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir demiş. Asansör yukarıya doğru yavaşlıyor. Detaylıca bir inceleyelim. Bu asansör soruları zaten genelde öğrencilerin kafasını karıştırır. Onun yanında bir de şu özellikle söyleye söyleye dilimizde tüy biten normal kuvvetle ağırlık kuvveti etki tepki midir değil midir mevzusu değildir olduğu üzerine bir video bile yapmıştım ben. İşte burada kitapların çok değinmediği bir P kuvveti verilmiş. Bunu da işin içine katacağız. Biraz daha olayları aydınlatmış olacağız. Öncelikle şu mevzuyu bir çözelim. Bu asansör yukarıya doğru A ivmesiyle yavaşlıyor. Bir cisim yukarı çıkarken yavaşlıyorsa kesinlikle ters tarafa doğru yani hareket yönüne ters olacak şekilde bir net kuvvete maruz kalması lazım. Belli ki bu asansör yukarı doğru çıkarken aşağı yönlü bir net kuvvete maruz kalıyor. İçindeki her şey de asansörle beraber yukarı çıkarken yavaşladığı için içindeki her şey de aşağıya doğru bir net kuvvete maruz kalmalı ki yavaşlasın. Şimdi buradaki sandığa etki eden kuvvetler neler? Sandığa etki eden iki tane kuvvet var gençler. Bunları ayırmak çok önemli. Ağırlık kuvveti sandığa etki ediyor. E çünkü ağırlık kuvvetleri cisimlerin ağırlıklarıdır ve cisimlere etki ederler. Ben şu sandığı şu nokta olarak düşünürsem bunu aşağıya doğru G kuvveti çekiyor, ağırlık kuvveti çekiyor diyebilirim. Peki neden aşağıya doğru düşmüyor? Neden asansörün tabanında? Çünkü bunu asansörün tabanı tutuyor. İşte o tutma kuvvetine biz ne diyoruz? normal kuvvet diyoruz. Bu da cisme etki ediyor. Ağırlık da cisme etki ediyor. Normal kuvvet de cisme etki ediyor. Bunlar etki tepki değiller. Çünkü etki tepki kuvvetleri aynı cisme etki etmez. Farklı cisimlere etki ederler. Peki bu P nedir hocam? Bakın bu P'ye kitaplar pek değinmez. Bu P önemli bizim için. Mevzuyu daha iyi anlamamız için önemli. Buradaki ağırlıkla normal kuvvet etki tepki değilse işte normal kuvvet zeminin bizi tutma kuvveti ise bu kimin tepkisidir? Normal kuvvet bir şeyin tepkisi olmalı. İşte şu arka arkadaşın tepkisidir. Yani buradaki P kuvveti zemine etki ediyor. Sorunun metni diyordu ben demiyorum. Bu sandık zemine bir kuvvet uyguluyor. Doğru. Ama bu ağırlık kuvveti değil. Ağırlık kuvveti cisme etki eder. Şöyle bir cümle kurulabilir. Ağırlık kuvveti sayesinde bu zemine etki eden kuvvet bu P'dir. Veya farklı bir bakış açısı düşünülürse zemin cisme yukarı doğru bir kuvvet uyguluyorsa buna normal kuvvet diyorsak mesela bu etki ise e bunun tepkisi nedir? O zaman cisim de zemine bir kuvvet uygular. Yani P'dir. İşte buradaki gençler etki tepki çifti N ile P'dir. Kesinlikle N ile P etki tepki çifti olduğu için eşit büyüklükte olmak zorundalar. Bir kere bunu kafadan yazabiliriz. Peki bu sandık yukarı doğru çıkarken yavaşlıyor. Aşağıya doğru bir net kuvvete maruz kalması lazım. Üzerinde sadece bu iki kuvvet var. Başka hiçbir kuvvet yok. Bu P zemine etki ediyor. Bunun sandıkla bir ilgisi yok. Sandığın fotoğrafını çekseniz, serbest cisim diyagramını çizseniz aşağıya doğru P etki ediyor demezsiniz. E, net kuvvetin aşağıya doğru çıkması için ne olması gerekecektir? Buradaki ağırlık kuvvetinin normal kuvvetten büyük çıkması gerekecektir ki net kuvvet aşağıya doğru çıksın ve böylece bu sandık yukarı çıkarken yavaşlamış olsun. Buradaki N ile P etki tepki ise bunların eşit olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bu P'yi de buraya bu şekilde eklemlerim. G büyüktür N eşittir P sorumuzun cevabı olacaktır. Bakın sorudan bağımsız olarak şimdi burada yavaşlama falan olduğu için burada büyüktür küçüktürlü durumlar oluştu. Bu G, N işte şuradaki P ilişkisini iyice konuşmuş olalım. Diyelim ki bu sandık bir masanın üzerinde sabit duruyor. Yani dengede. Üzerindeki net kuvvet sıfır. Bu sandığın üzerine etki eden kuvvetler tekrar söylüyorum. Ağırlık kuvveti ve masadan yine cisme uygulanan bir Normal kuvvettir. Burada kaldığına göre G ile N'yi bu sefer eşit olarak yazabilirsiniz. Yani buradaki durum yavaşlama durumu olduğu için G'nin büyük çıkması gerekirken burada dengede olduğu için G eşittir N yazarsınız. Peki buradaki P nedir? Yine aynı mantıktan düşünülebilir. Bu normal kuvvet masanın tutma kuvvetidir. Bu olmasa cisim aşağıya düşer. Yani bu G'yi tutuyor. O yüzden aynı cisme etki etmeli. Sandığa etki etmeli. Şimdi bu normal kuvvet masanın sandığa uyguladığı etki ise bunun tepkisi de ne olacaktır? Sanda masaya uyguladığı kuvvet olacaktır. İşte burada masanın üzerine altını çiziyorum. Masanın üzerine etki eden bir P kuvveti vardır. Bu P ile N etki tepkidir. Dolayısıyla ne yazarsınız? N ile P'ye de eşit yazarsınız. E burada G ile N de eşitti. Normal kuvvetle ağırlık da eşitti. E o zaman G ile P'yi de eşit olarak kabul edebilirsiniz. O yüzden bu G ile N'ye etki tepki diyenlerin soru çözümlerinde bir problem çıkmıyor. Niye? Çünkü P ile G eşit çıkıyor. Sayısal değerler olarak aynı çıkıyorlar. O yüzden problem çözerken bir sıkıntı yokmuş gibi davranıyorlar. Fakat fizikte buna kavramsal olarak baktığımızda G ile N etki tepki değildir. Tekrar bunu vurguluyorum. Aynı cismi etki ediyorlar. Bu sorumuzun cevabı böylece denizli olmuş oluyor. Suya göre hızları şekildeki gibi olan XYZ motorlarından bağıl hareket sorularında nereye göre olduğu çok önemli. Suya göre diyorsa akıntı eklenmemiş demektir. Yere göre deseydi akıntı eklenmiş olarak düşünmem gerekecekti. Bu motorlardan X motoru karşı kıyıya M noktasında çıkıyormuş. Bakın X motoru suya göre K'yı hedeflerken bu arkadaş M'de çıkmış. Yani iki bölme sürüklenmiş. Y motoru R'ye Z motoru da S'ye çıkıyormuş. Y motoruna bakıyorum bu arkadaş M'yi hedeflerken R'de çıkmış. Yani üç bölme sürüklenmiş. Z motoru da... N'yi hedeflerken S'de çıkmış. Bu da 3 bölme sürüklenmiş diyebiliriz. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre karşı kıyıya varma süreleri arasındaki ilişki nedir? Bakın hiçbir sayısal değer yok. Hiçbir açı yok. Nasıl düşüneceğiz biz bunu? Çok basit. Karşı kıyıya varma aslında düşeyin hesaba katılmasını gerektiren bir durumdur. Fakat buradaki sürüklenme miktarlarından ben mevzuyu anlayabilirim. Örneğin X'i ben burada incelersem X'in buradaki her bir aralığa D diyorum. X'in 2D sürüklendiğini söyleyebilirim. Kim kim sürüklüyor bizi bu mesafede? Tabii ki akıntı sürüklüyor. Sağ tarafa doğru olan akıntı olmasaydı durgun bir nehir olsaydı XK'ya çıkacaktı. Ama durgun değil sağa doğru bir akıntı var. E M'ye çıktım. Demek ki akıntı beni götürdü. 2D beni sürükledi. E, sabit hızlı hareket olduğu için ben bunu X eşittir VT olarak düşünülebilirim. X dediğim yere 2D yazdım. Beni götüren şey akıntı. Hız yerine VA yazdım. Çarpı karşıya geçme süremdir yani TX'tir. Aynı denklemi Y için yaparsam bakın 1, 2, 3 bölme sürüklenmiş. O yüzden sürüklenme mesafe yani akıntının kat ettirdiği mesafe 3D'dir. Yine bizi akıntı götürdü. Ne kadar süre boyunca götürecek bu hız bizi? Tabii ki yolculuk boyunca yani karşıya geçme süresi boyunca. Z'ye baktığımda bu da 3 bölme sürükleniyor. Dolayısıyla yine akıntı sorumlu bu işten. Ne kadar etki edecek? Karşıya geçme süresi boyunca etki edecek. Bütün denklemlerde akıntı var. Bu bizim için bir problem oluşturmayacak. Bunlar yokmuş gibi düşünebilirim. TX 2 ile orantılı. TY 3 ile. TZ 3 ile. O zaman Y ile Z eşittir. Büyüktür X'ten diyebiliriz. Cevap Adano. Yani mantık çok basit. Karşıya geçmem çok uzun sürmüş ki çok sürüklenmişim. Akıntı bana etki edebilecek çok fazla süre bulmuş ve beni çok etkilemiş diyebiliriz. Şekildeki özdeş x ve y vazoları aynı yükseklikten serbest bırakılmıştır. Bu olay sonunda x vazosu kırılmazken y vazosu kırılmıştır. Şimdi bu adamlar aynı yükseklikten bırakılıyorlar. Özdeşler, kütlesi, hacmi, öz kütlesi aklınıza ne geliyorsa bütün özellikleri aynı. Bu neden kırılmıyor? Çünkü süngere düşüyor. Bu neden kırılıyor? Çünkü sert bir zemine düşüyor. Bunu günlük hayattan gayet kolay biliyor. Fakat bunun fiziksel açıklaması nedir? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bunlar aslında serbest düşmeye bırakılıyorlar. İkisi de aynı yükseklikten bırakıldıkları için süngere ve buradaki tahta masaya tam çarpma anlarında, çarpmadan hemen önce aynı hıza sahipler. Bu V hızına sahipse tam çarpma anında bu da V hızına sahiptir. Süngere çarptım, ne olduysa oldu, en sonunda durdum. Yani benim çarpma anındaki hızım V iken son durumda Vs hızım sıfır oldu. Aynı şekilde masaya çarptım, kırıldım, doğru

Ama en nihayetinde benim son hızım ne oldu? Sıfır oldu. Yani iki vazonun da çarpma anındaki ilk hızları eşit ve en sonundaki son hızları da eşit. Ben bunu momentum cinsinden düşünürsem buradaki x vazosu çarpma anında mv'lik bir ilk momentuma sahip. Y vazosu da aynı şekilde mv'lik bir momentuma sahip. Hızların eşit olduğunu söyledim. E, özdeş oldukları için bunların kütleleri de eşit. E, bu arkadaşlar ilk momentum değerleri. Son hızları sıfır olduğuna göre bunların son momentumuna da ne diyeceğiz? Sıfır diyeceğiz. Her ikisi için de bu geçerlidir. Şimdi bir şeyin şekli değişiyorsa orada kuvvet var demektir, kuvvetin bir etkisi var demektir. Dolayısıyla ben burada momentum düşünüyorsam aklıma hemen şu gelmeli gençler, bir cismin üzerine yaptığınız itme o cismin momentumunu değiştirir. Buradaki her iki şekilde de ters tarafa doğru bir itme var. Yani momentumdaki değişim vektörü eşittir itme vektörü diyebiliriz. Örneğin birinci şekildeki momentum değişimi nedir? İlk momentumum aşağıya doğru mv, son momentumum sıfır. Son eksi ilk yaparsam ilki ters çevirmem lazım. Aşağıya doğru olan mv ne olacaktır? Yukarıya doğru olacaktır. Yani buradaki momentum değişimi yukarıya doğrudur. İşte bu itmedir ve değeri de mv kadardır büyüklük olarak. Çünkü son sıfır, ilk mv değişim mv kadardır o zaman. Sünger bu vazoya yukarıya doğru bir itme uyguluyor ve momentumunu sıfırlamış oluyor. Aynı şekilde tahta masa da yukarıya doğru bir itme uygulayacak. Buradaki momentum değişimi kadar. E bunun da ilk momentumu mv, son momentumu sıfır. Aşağıya doğru olan mv'yi ters çevirmeniz lazım, eksi ilk çünkü son eksi eksi ilk yapıyorsunuz. Dolayısıyla buradaki değişim de yukarıya doğru bir vektör olduğu için buradaki itmeyi de yukarı doğru gösterdim. Peki değeri nedir? Burada da 0 eksi mv yapacağınız için büyüklük olarak mv'ye eşittir diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki şekilde de itmeler eşit çıktı gençler. Şimdi devam edelim. İtme dediğimiz şey ne demektir fizikte? Kuvvet çarpı o kuvvetin ne kadar süre boyunca uygulandığı. İkisinde de itmeler eşitse ikisinde de kuvvet çarpı zamanlar eşittir. Şekillerin ne farklılığı var? Sünger esnek bir yapıdır. Yani cisim süngere temas temas ettiğinde esneyebilir. Etkileşim süresi uzar. Cisimle beraber aşağıya doğru giderler. Dolayısıyla süngerle etkileşim süresi uzundur. Burasının sabit kalmasını istiyorsam benim etkileşim sürem uzunsa bana etki eden kuvvet azdır. O yüzden sünger bu cisme daha az kuvvet uygular. Ortalama olarak daha az kuvvet uygular. Bu da vazonun kırılmamasının sebebidir. Tam tersi tahta masaya düştüğünde tahta masa esneyen bir yapı değil. Sert bir zemin. O yüzden buradaki etkileşim süresi az olacaktır. E burası sabit. Süre azsa o zaman kuvvetin fazla olması gerekecek. Bu tahta masa bu vazoya çok daha büyük bir kuvvet uygular. O da vazoyu kıracaktır. Bütün olayın özeti bu. Süngerin vazoya uyguladığı itme tahta masanın uyguladığından küçüktür. Hayır itmeler eşittir. Çünkü momentum değişimleri eşit. Süngerin vazoya uyguladığı ortalama kuvvet tahta masanın uyguladığından küçüktür. Aynen öyle. Süngerin vazoyu durdurma süresi tahtanınkinden küçüktür. Hayır gençler süngerin durdurma süresi daha büyük olduğu için zaten uyguladığı kuvvet küçük çıktı. Buna da yanlış demeliyiz cevabımız C şıkı olacaktır. Çekil 1 ve 2'deki özdeş arabalar aynı dağın zirvesine iki farklı şekilde çıkıyorlar. Arabaların süratleri eşit ve sabit olduğuna göre hangileri doğrudur denilmiş. Soldaki araba direkt zirveye tırmanırken sağdaki araba yolu uzatmış şöyle yatay yatay gitmeye çalışıp zirveye ulaşmış. Bu aslında günlük hayattan bildiğimiz bir şey. Böyle dik bir yokuşu direkt çıkmaya çalışmaktansa daha az efor sarf etmek için ne yaparız? Böyle yatay yatay gitmeye çalışırız. Hatta bir gün dağ tepeye giderseniz oradaki patikalara dikkat edin. Zirveye tırmanmaya çalışıyorsanız direkt tırmanmaz patikalar. Ne yaparlar? Böyle kavisli kavisli şöyle spiral çizerek çıkmaya çalışırlar. Tamamen amaç nedir? Yolu uzatarak yani x'i uzatarak kuvveti azaltmaktır. Yani aslında basit makina gibi düşünmeye çalışıyorum. Biliyorsunuz biz enerjiden kazanç sağlayamayız basit makinalarda. Dolaylı yoldan yapılan işten kazanç sağlayamayız. Bir basit makineye ne kadar iş yapıyorsam onun sonucunda elde ettiğim kazanç yaptığım işten büyük çıkartmaktır en iyi ihtimalle ideal bir basit makine ise sürtünmeler ve diğer kayıplar ihmal ediliyorsa ne kadar enerji harcıyorsam örneğin bir çıkrığı çeviriyorken ne kadar enerji harcıyorsam orada cisim yükselirken, yükümüz yükselirken de en fazla o kadar enerji kazanabilir. Daha fazlasını kazanamaz. İşten, enerjiden kazanç olmaz. O yüzden W yani iş eşittir. Kuvvet çarpı, yer değiştirme olduğu için eğer yoldan kazancınız varsa kuvvetten kayıp yaşamanız gerekiyor. Tam tersi eğer yoldan kaybınız varsa bu sefer de kuvvetten kazanç sağlıyorsunuz demektir. Çünkü bunun sabit kalması lazım en iyi ihtimalle. Bu arkadaş ne yapıyor? Bu arkadaş yolu uzatıyor. Yani yoldan kayıp yaşıyor. Örneğin bu araba 100 metre tırmanıyor ve zirveye ulaşıyor. Bu ne yaptı? Yolu uzattı. E bu adam 500 metre gitti. 500 metre niye gidiyor? Keyfinden mi gidiyor? Hayır. Bu arkadaş yoldan kayıp yaşayarak yani gerekenden daha uzun mesafe kat ederek daha az kuvvet harcadı. Kuvvetten kazanç sağladı arabanın motorunu zorlamamış oldu. Veya yürüyorsak bacaklarımızdaki kuvveti azaltmış olduk. Zirveye ulaştıklarında arabaların yer çekimine karşı yaptığı işler eşittir. Bu, bu hem basit makine sorusu gibi düşünülebilir hem de bir enerji sorusu gibi düşünülebilir. Yer çekimine karşı yapılan iş denilince bizde bir ampul yanması lazım. Burada kastedilen şey arabanın potansiyel enerjisindeki değişimdir. Ön anlatımlarında bunu bolca vurgulamıştık. Dolayısıyla iki arabanın da aynı seviyeden harekete başladığını düşünürsem, ikisi de aynı yüksekliğe çıktığına göre, arabalar özdeş olduklarına göre, m kütleri olduklarına göre ben ikisinin de yer çekimi kuvvetine karşı MGH kadarlık bir iş yaptığını söyleyebilirim. Nasıl gittiğimizin hiçbir önemi yok. Çünkü yer çekimi kuvveti korunumlu bir kuvvettir ve yaptıkları işler ya da ona karşı yapılan işler tamamen yoldan bağımsızdır. Bire doğru demeliyiz. Şekil 2'deki arabanın kuvvet kazancı daha büyüktür. Evet şekil 2'deki araba kuvvetten kazanmak için yoldan kayıp yaşamış yolu uzatmış. Doğru. Şekil 1'deki arabanın harcadığı güç daha fazladır. Güç ne demek gençler? Güç birim zamanda yapılan iş demek. W bölü T ya da harcanan enerji bölü zaman demek. Bu arabaların motorlarının en nihayetinde arabalara kazandırdıkları enerji, yaptıkları iş MGH kadar. Bunu birinci öncülde konuştuk zaten. Dolayısıyla burada yapılan işler her iki araba için de eşittir. Zirveye ulaşma sürem ne kadar kısaysa, buradaki T ne kadar azsa o zaman güç o kadar fazladır. Fazla olmalıdır. Bu uyarı önemli. Süratler eşit. Yani bu da V ile çıkıyor. Bu da V ile çıkıyor. E, X eşittir VT'den düşünürsem burada yolumuzun. Dolayısıyla Dolayısıyla benim tepeye çıkma sürem burada uzundur. Burada tepeye çıkma sürem yol daha kısa olduğu için daha azdır. E süre azsa aynı enerjiyi daha az sürede harcıyorsam o zaman benim gücüm daha fazladır. E zaten mantıklı düşünürsek buradaki araba daha çok zorlanmıştır. Çünkü motor daha fazla güç harcamıştır. Aynı enerjiyi daha kısa sürede yapmak istiyor. Dolayısıyla şekil 1'deki arabanın harcadığı güç daha fazladır diyebiliriz. Cevap 1, 2 ve 3 olacaktır. Sadece elektriksel kuvvetin etkili olduğu bir yerde V hızıyla L noktasına doğru fırlatılan artı Q elektrik yüküne sahip bir cismin L noktasına doğru ilerlerken hızının ve ivmesinin a büyüklüğü nasıl değişir denilmiş. Kolay bir soru ama tam ÖSYM seviyesinde bir soru, kavramsal bir soru. Bu cismin bir yükü var mı? Var gençler. Bu çizgiler nedir? Bu çizgiler elektrik alan kuvvet çizgileridir. Yani elektrik alan çizgileridir. Dolayısıyla bu yüklü cisim bir elektrik alan içerisinde. Biz konu anlatımlarından ne biliyoruz? Eğer bizim bir yükümüz varsa, nötr değilsek ve bir elektrik alan içerisindeysek bize bir elektriksel kuvvet etki eder. Elektrik alan çizgileri gördüğünüz gibi sayfanın sağına doğru yönelmişler. Sanki şurada bir devasa artı yük varmış gibi düşünebiliriz. Çünkü biliyorsunuz elektrik alan çizgileri artı yükten çıkıyormuş gibi çizilir. Bunlar sağa doğru gidiyorsa burada bunun kaynağı bir artı yük varmış gibi düşünülebilir. E bizim yükümüz de artı. Buradaki artı buradaki artıyı iter. Ya da bir başka ifadeyle artı yüklü cisimlere elektrik alan yönünde elektriksel kuvvet etki eder diyebiliriz. İşte o da Q çarpı E'ye bağlıdır. benim hızımın yönü sağ taraf. E o yöne doğru bir kuvvete maruz kalıyorum. Hareket yönümle aynı yönde kuvvete maruz kalırsam ben hızlanırım. Kesinlikle benim hızım artacaktır. Peki ivme için ne demeliyim? Newton'a başvuracağız. F eşittir MA'dan düşüneceğim. Yolculuk boyunca bu arkadaşın kütlesinde bir değişiklik yok. Eğer benim üzerimdeki elektriksel kuvvet artıyorsa benim ivmem de artıyordur. Sabitse ivmem de sabittir. Elektriksel kuvvet dediğimiz şey Q çarpı E eşittir M çarpı A olarak yazılabilir. Yolculuk boyunca bu arkadaşın yükünde Q'da bir değişiklik olduğu falan söyleniyor mu? Hayır. Bunda bir değişiklik yok. Kütlede bir değişiklik olmadığını söyledik. Elektrik alan çizgilerine bakarsanız gitgide sıklaşıyorlar. Yani şuraya bakın ne kadar sıklar bir de şuraya bakın ne kadar seyrekler. Çizgiler sıklaşıyorsa bu bize şunu anlatır. Orada elektrik alan şiddetleniyor demektir. Yani bu adam L'ye doğru gittikçe daha şiddetli bir elektrik alan içerisinde Ediyor. Yani bunun yolculuğu boyunca elektrik alan artacak, elektrik alan arttığı için kuvvet artacak, kuvvet arttığı için ivme artacak diyebiliriz. Hem hız artar hem ivme artar bu sorunun cevabı. Üreteç, bobin, reosta ve anahtarla oluşturulan elektrik devresinin yakınında şekildeki gibi bir mıknatıs bulunmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Bu da zor bir soru değil ama çok olta bir soru. Aranızda birçok kişinin bu sorunun cevabına Edirne dediğine eminim. Fakat cevap Edirne değil. Bakalım. Sürprizi sona saklayıp 2 ve 3'ten başlayalım. Devredeki K anahtarı kapatılırsa bobinin üzerinde öz indüksiyon akımı oluşur. Önce şu devreye bir bakalım. Burada açık bir anahtar var. Burada bir bobin var. Burada değiştirilebilir direnç reostamız var. Burada bir doğru akım güç kaynağı pilimiz var. Burada bir mıknatıs var. K anahtarını kapatırsam ne olur? Şu an devrede bir kere akım dolaşmıyor. Yani devrede dolaşan akım sıfırdır. Siz bu anahtarı kapattığınız an e Güç kaynağımız var, reostamız var, tellerimiz var. V eşittir, I çarpı R'ye zemin oluşmuş durumda. Potansiyel fark yaratan pil varsa, direnç varsa o devrede bir akım dolaşıyordur. Artıdan eksiye doğru bu devrede bir I akımının dolaşacağını söyleyebiliriz. Yani devrede akım yoktu artık bir I akımı var. Yani devrede bir akım değişimi var. Bu akım değişimini güçlendirecek bir bobinimiz de var. Dolayısıyla gençler bu devrede bir öz indiksiyon akımı oluşacaktır. Sıfırdan bir değere ulaştığımız için yani bir artış olduğu için için öz indüksiyon akımı lens yasası gereği bunu azaltacak yönde oluşacaktır, yani ters yönde bir özindiksiyon akımı oluşur diyebiliriz. Devredeki K anahtarı kapatılıp reostanın sürgüsü ok yönünde çekilirse bobinin üzerinde özindiksiyon akımı oluşur. Şimdi bu anahtarı kapatma anında şu arkadaş oluştu, fakat sonra akım sabitlenecek. Çünkü bu doğru akım kaynağı sabit bir akım, sabit akım varsa delta i olmaz, sıfır olur, değişim olmaz. Değişim olmazsa da özindiksiyon akımı olmaz. Anahtarı kapattığım anda özindiksiyon oluştu, sonra yok. Sonra ben tekrar reostayla oynarsam, örneğin. Sürgüyü sağ tarafa doğru çekersem bu devrede dolaşan ana akımın yani i akımımızın değişeceğini söyleriz. Çünkü atıyorum sürgü buraya geldiyse bu akım artık daha fazla direncin üzerinden geçecek. Devredeki direnç artacak. O zaman devrenin akımı azalacak. Yani yine bir delta i elde edeceğiz. Bu sefer ne olacak? Akımımız azaldığı için beni arttıracak yönde bir öz indiksiyon akımı oluşacak. Yani bobin üzerinde bir öz indiksiyon oluşacaktır. Şimdi gelelim bire. Anahtar açıkken mıknatıs bobine yaklaştırılırsa bobin üzerinde indüksiyon akımı oluşur. Öz indüksiyonu ve indüksiyonu nasıl ayırt ediyorduk? Devrenin akımı değişiyorsa öz indüksiyon, devrede akı değişikliği varsa indüksiyon. Ya da şöyle aklımızda tutabiliriz. Devredeki değişiklik içeriden yapılıyorsa, işte anahtarı kapatıyorsam, ile oynuyorsam yani devrenin kendisiyle oynuyorsam Orada öz indüksiyondan bahsedebiliriz ama dışarıdan bir etki işte mıknatıs yaklaştırıyorum benim devreme falan diyorsam orada indüksiyon oluşur. E hocam mıknatıs bir manyetik alan yaratıyor. Biz de şöyle düşünmeye alıştık artık. Mıknatısın içinde S'den N'ye doğru bir manyetik alan vektörü vardır. Bu bobine doğru yaklaşırsa ne yapacaktır hocam? Bir artış var, akı artışı var. Çünkü akı ne demek? Akı B A cos alfa demek. Açıyla ilgili bir şey yok. Açıda bir değişiklik yok. Buradaki A, bu tellerin sardığı dairenin alanı yani aslında şuradaki A alanı böyle gösterilebilir. Bunda bir değişiklik yok. Ama ne oluyor? Bu mıknatıs yaklaştıkça bobinin üzerindeki mıknatıs kaynaklı manyetik alan artacak. Dolayısıyla akı artacak. Lens yasası gereği ne olacak? Bunu azaltmak için ters yönde bir manyetik alan oluşacak. Kim oluşturacak bunu? indiksiyon akımı oluşturacak. Yani hocam bu bobinin üzerinde bir indiksiyon akımı dolaşmaya başlar. O indiksiyon akımı da bu sağ tarafa doğru olan manyetik alanı yaratır diyebiliriz. Fakat bu soruda diyemeyiz. Neden? Bunun olabilmesi için devrede akımın dolanabilmesi lazım. Devreyi tamamlaması lazım. Devrenin kapalı bir devre olması lazım. Sonra diyor ki anahtar açık diyor. Yani şurası açıksa eğer bu bobinde bir indiksiyon akımı oluşamaz gençler. Çünkü devre tamamlanamıyor. Bu anahtar kapalı olsaydı indüksiyon akımı oluşabilirdi. Bu anlattığımız her şey geçerli olurdu. Hatta yönünü de bulmaya çalışalım. Manyetik alan sağa doğru oluşuyorsa şunu bobinimiz olarak düşünelim. Sizin bakış açınızdan baş parmağın manyetik alanı gösterir. Ekranın sağını göstermeli. O zaman dört parmağım ne olmalı? Bobinden aşağıya doğru inmeli. Sizin bakış açınızdan aşağıya doğru inmeli. Yani buradaki indüksiyon akımı şu yönde dolaşıyordur diyebiliriz. Fakat anahtar kapalıysa devreyi tamamlayabiliyorsa anahtar açık olduğu için oluşmayacaktır. Cevap 2 ve 3 olacaktır. Son sorumuz AYT tarzında basit ama dikkatli olunması gereken bir soru. Şiddeti B olan düzgün manyetik alan içerisine yerleştirilmiş L uzunluğundaki homojen, türdeş ve iletken telden iyi akımı geçmektedir. Tel düşey düzlemde dengede durmaktadır. Yani üzerindeki net kuvvet, net tork sıfır. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş sürtünmeler ihmal. Öncelikle bu cismin üzerine etkeden kuvvetleri bir konuşalım. Aşağıya doğru bu telin bir ağırlığı var aşağıya doğru düşmediğine göre dengede olduğuna göre yukarıya doğru bir kuvvet etki etmesi gerekecektir. Ne cins bir kuvvet bu? E bir manyetik alan içerisindeyiz üzerimizden akım geçiyor. Bu belli ki bir manyetik kuvvet yönünü bulduk aslında ama yine de bir hatırlama amaçlı olsun sağ el kuralı yapalım. Bu bizim sayfa düzlemimiz olsun sayfa düzlemimizde tel böyle yatayda yatmış durumda akımımız sayfanın sağına doğru gidiyor. Sizin perspektifinizden yapıyorum. O zaman baş parmağım akım sağ tarafa doğru tutuluyor. Dört parmağımız manyetik alan o da çarpı şeklinde verilmiş yani sayfadan içeriye Girecek. O yüzden 4 parmağımı şöyle tutarsam Gördüğünüz gibi avuç içim yani kuvvet sayfanın üst kısmını gösteriyor ki biz zaten öyle gösterdik sayfanın yukarısına doğru bir manyetik kuvvet var ve bunlar birbirlerine eşit F manyetik eşittir ağırlık diyebiliriz L arttırıldığında denge bozulur B arttırıldığında denge bozulur I arttırıldığında denge bozulur buradaki manyetik kuvvetin değişkenleri nelerdir tele etki eden kuvvet çoğu öğrenci şöyle şikayet ediyor hocam manyetizmada çok formül var hepsi birbirine benziyor aslında yeteri kadar soru çözdüğünüzde hepsi kafada oturuyor oturup ezberlemenize gerek yok yeterince soru çözmemişsiniz demektir yeterince formüllerle haşir neşir olmamışsınız demektir. Ya da hala karıştıranlar için şöyle bir taktik verebilirim. Her şeyi birbiriyle çarpın. Manyetizmada bütün formüller aşağı yukarı böyledir. Uzaklık varsa onu ters orantı olarak payda olarak yazın. Ama onun haricindeki kavramlar çarpılır. Değişkenler çarpılır. İşte bu tele etki eden manyetik kuvvet nelere bağlıdır dediğimde e ne var? dış manyetik alan var. Dış manyetik alan ne kadar fazlaysa bu tel etki edecek olan kuvvet o kadar fazladır. Telden geçen akım. Bu akım ne kadar fazlaysa oluşacak olan kuvvet o kadar fazladır. Bir de ne var? Diğer değişken bakın telin boyu verilmiş. B, i, ile biz bunu manyetik kuvvet olarak biliyoruz. Hatta açı da var. Formül bilsin falan diye öğrenmiştik hatta bunu. Buradaki açı manyetik alanın telin ve kuvvetin dik olmasını gerektiren durumdan ötürü olması gereken bir açıdır. Burada her şey birbirine dik olduğu için yani manyetik alan zaten sayfaya dik olduğu için her şeye dik. E, kuvvetle tel de birbirine dik oluşuyor. Gördüğünüz gibi sinüs alfa ile işimiz yok. Orası sinüs 90 o da 1 çıkacak zaten. B arttırıldığında denge bozulur mu? B arttırıldığında manyetik kuvvet artar. Manyetik kuvvet artarsa mg değişemeyeceğine göre evet denge bozulur. Bu cisim yukarıya doğru gidecektir. Bu doğrudur. I arttırıldığında denge bozulur mu? Aynı mantık. Telden geçen akım artarsa manyetik kuvvet artar. Mg değişemeyeceğine göre cisim yukarıya doğru manyetik kuvvetin etkisiyle hareket edecektir. Tongaya düştüyseniz belki birde düştünüz. L arttırıldığında denge bozulur. Aynı mantık. Hocam telin uzunluğu bu manyetik alan içerisinde kalan telin uzunluğu arttırılırsa e hocam manyetik kuvvet artar. Aynı yorumlar. O zaman manyetik kuvvet artarsa bu cisim yukarı doğru gider. Ama şunu unutuyoruz. Telin boyu ne kadar artarsa atıyorum siz burada bunu 10 cm kadar arttırdınız. E, manyetik kuvvet o 10 cm oranında arttı. Ama aynı zamanda siz ağırlığı da arttırdınız. Yani telin uzunluğu artarken telin ağırlığı aynı mı kalacak? Hayır. Ne kadar uzadıysa o oranda ağırlık da artacak. Dolayısıyla denge bozulmayacak. Bu sorun cevabı Edirne değil Denizli'dir gençler. Evet ilk kısım bu. İkinci kısım 12. sınıf sorularından oluşacak. Takıldığınız yerleri alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.